Merhabalar dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Ben Kerem, bugün sizlerle Mount & Blade Warband serimizin sanırım 14. bölümü, tam olarak hatırlamıyorum ama yeni bir bölümüyle daha yine karşınızdayım dostlar. Uzunca bir yine ara verdik bayram tatili nedeniyle. İstanbul'a gittim, ben de kendime bir tatil yapayım dedim. Yaklaşık 10 günlük bir tatilin ardından da şu anda tekrardan evindeyim. Ama bak, size samimi söyleyeyim, gerçekten video çekmeyi özledim. Harbiden özledim. Zaten bugünden itibaren daha düzenli şekilde bir süre devam edeceğiz. Daha düzenli şekilde devam ettirmeye çalışacağız içerikleri ve videoları. Özellikle bu aralar Mount & Blade Warband canlı yayınlarını arttırmayı planlıyorum. Çünkü zaten YouTube iş ortağı olarak adı geçen, YouTube'da yardımcı olan YouTube yetkilisi de bana canlı yayınları arttırmamı öneriyor. Yani onun da önerisine biraz daha dikkat etmek, onun önerisine yönelmek istiyorum. Bir yandan da sizlerin de canlı yayınları özlediğini düşünüyorum. Ben de canlı yayın yapmayı özledim, orası da ayrı mesele. O yüzden artık bu saatten sonra düzenli içerikler ve özellikle Mount & Blade Warband canlı yayınlarının arttığı bir dönem sizleri bekliyor dostlar. Güzel bir dönem olacak diye ümit ediyorum. Şu anda fark etmişsinizdir ki kamera yok. Çünkü benim kameramda bir sıkıntı var. Hala ne olduğunu anlamadığım, çözemediğim bir sorun var. Hani kabloyu takıyorum kameraya, sonra kendi kendine çıkıyor, tekrar giriyor. Kabloyu değiştirmeyi denememe rağmen aynı şey hala devam ediyor. Dolayısıyla maalesef en azından bir süre, belki bir iki video kadar kamerasız şekilde yapmak durumunda kalacağız dostlar. Büyük bir sorun çıkaracağını zannetmiyorum. Zaten biz senelerce kamerasız yayınlar, videolar gerçekleştirdik. Sonradan kamera açmaya başladık. O yüzden bizim için büyük bir sıkıntı olacağını açıkçası düşünmüyorum. Şimdi durumumuza, Keremli Devleti'nin Mount & Blade Warband serimizdeki durumuna gelecek olursak dostlar. Karesi oğullarıyla birkaç bölümdür savaşımız sürüyor, savaşımız devam ediyor ve telefonum çalıyor. Evet, hemen geliyorum dostlar. Evet dostlar, kaldığımız yerden devam ediyoruz, ufak bir kesinti oldu, kusura bakmayın. Ne diyordum en son? Karesi oğullarıyla birkaç bölümdür devam eden bir savaşımız var ve biz Karesi oğullarını var ya, yani rezil ettik. Harbiden rezil rütba ettik. Adamların elinden kaç tane kalesini aldık abi. Bagindi Kalesi, Biga Kalesi, Lepseki Kalesi, Sakarya Kalesi, bunların hepsi tamamı Karesi oğullarına ait olan kalelerde. Ayrıca aylardır da, yani biz Osmanlı'ya dahil olduğumuz, Osmanlı'nın bir derebeyi, paşası olduğumuz zamanlardan beri de Karesi oğulları burada gerçekten ciddi bir hakimiyet, bir üstünlük kurmuştu. Kendilerinin derebeylerinin sayısının yüksekliği, bütün orduları içerisindeki bulunan birliklerinin sayılarının yüksekliği kendilerini bölgede güçlü kılıyordu. Ama bir şey oldu abi. Keremliler geldi. Keremliler geldi ve bölgedeki dengeleri adeta alt üst ederek Lepseki, Bagindi, Biga ve Sakarya kalelerini Keremli Devleti'ne kattı. Kerem'in önderliğinde, 1. Kerem'in önderliğinde bu kaleler Keremli Devleti'ne geçti. Şimdi ise Keremli Devleti'nin, Kerem Paşa'nın artık Kerem Paşa değil gerçi, Kerem Sultan'ın tek bir hedefi var. Gözünü diktiği bir yer var. Ekranda da görüyorsunuz, bakın, gözünü dikmiş: Çanakkale. Artık Çanakkale'yi de ele geçirerek Keremli Devleti'nin ilk şehrini, şu ana kadar ele geçirdiğimiz bütün topraklar kaleydi, ama Çanakkale'yi ele geçirirsek Keremli tarihinin ilk şehrini ele geçirmiş olacağız ve Çanakkale artık adeta bizim başkentimiz olacak dostlar. Geçtiğimiz bölümün yorumlarına ben bu videoyu girmeden önce baktım. Her ne kadar bir hafta önce atmış olsam da o videoyu baktım ve özellikle yorumlarda barış antlaşması imzalayamamamın sebebinin nizar atamamış olmam söylendi. Şimdi grubumda benim Ahmet Emin var abicim. Bir de bunun tabii yükseltmeleri de var. Yeteneklerini bir gözden geçireceğiz. Ahmet Emin'e bir zeka vereceğiz. Bir de ikna vereceğiz Ahmet Emin'e. Şöyle iki tane çift elli, tek elli silahlara verelim bir de. Şimdi sana bir sorun var diyeceğiz. Bu diyarın kralı olmaya talip olduğumu bildiğinizi farz ediyorum sevgili Ahmet Emin. Yaraşır. Kahramanlığıyla krallık tacını hak edenler çokçadır. Belki Aslab'ın oğlu Antara'nın hikayesini anlatan şarkıyı bilirsiniz. O da karanlıklardan yükselip Dabaraha kral olmuştu. Enfes bir hikayedir. O halde benim davama ortak olur muydun? Tabii ki lordum. Ayrıca Antaran destanından öğrendiğimiz gibi bir taht üzerinde hak talep edilince kamplarda anlatılan, birilerinin zamanında yaptıklarından bahseden o eski destanların aksine bir şey yapmamak gerekir. Bildiğinizden şüphem yok zaten de, ben kendimi iyi bir ozan sayarım hani. Evet öyle. O halde bana birkaç hafta izin verin Haşmetli efendim. Ben de bu en sönük yürekleri bile alevlendirecek hikayeyi yayayım. Hayranlık uyandıran erdemlerinizi, sıkıntıların karşısında metanetinizi ve yolunuza çıkanlara karşı öfkenizi. Elbette umarım ben de ciddi bir miktar detaylı şiirsel ruhsat alabilirim. Çok iyi, tabii bunu sen yap. Güzel, tamam, şimdi Ahmet Emin'i yolladık. Ahmet Emin gidecek, diyar diyar gezecek, ülke ülke, imparatorluk imparatorluk gezecek ve bizim bu diyarın tahtındaki hak iddiamızı bütün devletlere, bütün devletlerin halklarına anlatmaya çalışacak. Bu saatten sonra sanırım, yani sanırım yapmam gereken şey buydu. O yorumda bahsedilen şey buydu sanırım. Bundan sonra artık yönetme hakkımız daha çok yükselecektir diye tahmin ediyorum. Bilmiyorum, bakacağız. Şimdi buradan neye verelim abi? Neye verebiliriz? Bir düşünelim. Dine çekmeye şu anda gerek yok galiba. İş sürmeye bir tane daha verebiliriz. Onun haricinde bir de yara bakımına verelim abicim bir tane de. Böylece grubumuz çok daha hızlı iyileşecektir. Gayet güzel bütün puanlarımızı verdik. Şimdi beyler, yol haritamızı
çiziyorum. İlk 5 dakika birazcık geçtiğimiz bölümlerden vesaire bahsederek geçti. Şimdi yol haritamızı çiziyorum. Çanakkale'den bize istihbarat geldi. Çanakkale'nin kendi şehir birliği olarak 270 kişilik bir birliği var. Yani bunlar Çanakkale'nin kendi birlikleri. Bir de burada Karesi Ömer Bey'in askerleri var abi. Kaç tane askeri var? 148 kişilik bir Karesi Ömer Bey askeri var. Amacımız, hedefimiz şu. Karesi Ömer Bey Çanakkale'den çıkana kadar bizler burada Sultan Kerem'in orduları olarak pusuda bekleyeceğiz. Ve evet çıktı bu arada. Karesi Ömer Bey kaleden, şehirden çıktığı anda onu meydan savaşında mağlup edeceğiz. Sonra Çanakkale'deki ordu sayısı zaten çok azalacak. Biz de Çanakkale'ye gireceğiz ve 110 kişiyle o 270 kişilik orduyu yok etmeye çalışacağız. Şimdi Karesi Ömer Bey artık Çanakkale'den çıktı. Karesi Ömer Bey ile karşılaştık. Böyle silah kuşanmış karşıma geldin. Kimsin sen? Diyeceğiz ki beni Kerem Paşa diyebilirler. Aa, ismimizi değiştirecektik. Kerem Sultan yapacağız ismimizi. Beni Kerem Sultan diyebilirler. Bu ismi aklına kazısan iyi olur. Daha çok duyacaksın. Ben Karesi Ömer Bey. Aa, bu Karesioğulları'nın direkt yöneticisiymiş. Güzel. Güzel. Yani direkt kral bu. Karesioğulları'nın kralı bu abi. Bana ait olanı bir şeyi elinde tutuyorsun. Sakarya. Ondan vazgeçmeni sağlayacağım. Aynen kanka, sağlarsın. Gel bakalım. Ya teslim ol ya da öyle. Evet. 107 kişilik birliğimizde 148 kişilik Karesi Ömer Bey ve ordusuna karşı hücum etmeye başlıyoruz dostlar. Umalım da Keremli Devleti'nin ordularının, Sultan Kerem'in ordularının alnı ak bir şekilde bu savaştan başarıyla çıkmaları için dua edelim dostlar. Biz bu savaştan başarıyla çıktığımız takdirde Çanakkale'de ele geçirilecek ve artık Karesioğulları Beyliği Devleti tamamen yıkılacak dostlar ve tamamen Keremli Devleti onları yıkmış olacak. Gerçekten bizim adımıza muazzam bir başarı olur. Yani yeni kurulmuş bir devlet olarak bir beyliği yok etmiş olacağız. Yıllardır orada var olan bir beyliği yok etmiş olacağız. Gerçekten inanılmaz bir başarı olur bizim adımıza. Kerem Sultan da böylece ismini artık bütün diyara, bütün cihanlara duyurur. Yani düşünseniz abicim, bir beyliği tamamen fethetti. Bütün topraklarını alarak, bütün kalelerini, şehirlerini, hatta kralının dahi ordularını mağlup ederek bir beyliği yok edecek. Yeni kurulan bir devlet. Yani gerçekten bizim adımıza inanılmaz bir prestij şu anda söz konusu. O yüzden bu meydan muharebesini ve Çanakkale'de gerçekleştirilecek olan şehir kuşatmasını kazanmak zorundayız. Başka bir çaremiz, başka bir yolumuz, düşünülebilecek başka bir ihtimal yoktur. Paşalar, beyler. Evet şu an, evet güzel, güzel bir kılıç savaşı geçti aramızda. Oradaki bir Karesi atlısıyla ama mağlup etmeyi başardık gayet iyi. Bir tanesini daha düşüreceğiz, az kaldı. Ama şu anda savaşın sıcak olarak geçtiği bölgelere doğru gidelim biraz daha. O bölgelerdeki ordularımıza yardımcı olalım. Oo, 3 tane birden ordumuz düştü. Bu pek iyi bir haber değil abi. Bu kadar kayıp vermeyi beklemiyordum yani bir anda açıkçası. Evet, umarım daha fazla kayıp vermeyiz, gayet güzel. Bu kim abi? Bizans yayası. Ya bu Bizans'ın orduları, yani bizim Bizans topraklarından topladığımız ordular gerçekten çok havalı giyiyorlar. Hani adamlar dışarıdan baktığında ben savaşçıyım diye gerçekten bağırıyorlar. Bu arada biz çok fazla kayıp vermeye başladık. Çünkü şurada bizim orduları teke düşürdüler. İzin vermeyelim abi. İzin vermeyelim. Düşmanın yeni kuvvetleri, yeni birlikleri geldiği için burada bizim ordular teke düştü. Bunları hemen halledelim abicim, hızlı bir şekilde. Gayet güzel. Hemen hemen kim varsa abi, gerekirse atları bile indirin gerekirse. Gerekirse atları bile indirin. Gayet güzel, bir tane daha at düşürdük orada. Bir tane daha at düşürdük. Vurduğumuz bütün atlar düşüyor abi, gayet iyi. Kılıcımız keskin olsun yiğitlerim. Harikasınız. Harikasınız. Muazzamsınız abi. Çok iyi. Çok iyi. Devam, devam. Durmak yok, devam. Bak şurada yine bir kılıç savaşı dönüyor. Onu ben indiririm. Onu ben indiririm. Ya da şu attakini ben indireyim. Çok güzel, düşürdük. Bunu da düşürmek üzereyim. Düşürdük sayılır. Bak iki taraftan birden vuruyorlar. Bak düşürecekler onu. Tamam, izin vermedik. Bak bu da geri geri kaçtı az önce. Bunu da düşürdük, harika. Vurduk başına kılıcı, düşürdük. Tıpkı diğer yaptığımız 100 kişiye gibi, hatta binlerce Karesi ordusuna yaptığımız gibi. Bunlar galiba kaçmaya çalışıyor, hoş değil. Savaş meydanından kaçan erkek etek giysin kardeşim, tamam mı? Yani Karesioğulları dedik, mertlerdir dedik, cesurlardır dedik. Savaş meydanından kaçan adamlar çıktınız. Böyle olmaz, böyle olmaz. Ben savaş meydanından kaçan adamı öldürmek için daha çok can atarım. Bilmem anlatabildim mi? Gayet güzel, gayet güzel. Evet, savaş artık büyük ölçüde kazanıldı gibi görünüyor. Kaç kişi kaldı geriye? Sadece bir tane düşman birliği kaldı. Ve sanırım o da kaçtı abi. Evet, maalesef 3 tane firari var, 4 tane yaralı, 141 tane de ölü var. Ama ne olursa olsun şu anda
Kareti oğulları devletinin kralını mağlup etmeyi başardık dostlar. Üstelik de sadece 5 tane ölüyle. 11 yaralıyı saymayın. Bunlar zaten gruba dönecekler. Sadece 5 tane ölü verdik ve Kareti Ömer Bey'i de... Aa bitmemiş. Bitmemiş evet. 91'e 3. 91'e 3. Evet abi şimdi geriye kalan bu son 3 kişiyi de zaten bunlara bak azıcık şurayı görüyor musunuz abi? Görüyor musunuz şunları? Bak bak bir de taktik yapıyorlar ha bekliyorlar falan yani. Şimdi burada asıl önemli olan şey Kareti Ömer Bey'i biz esir olarak elimize geçirebilecek miyiz acaba? Eğer elimize geçirebilirsek zaten Kareti artık bitmiş demektir abi. Adamların kralını ele geçiriyoruz esir olarak. Yani Kareti artık bitmiş demektir zaten. Ele geçirirsek bir de zaten hani diyelim ki Kareti Ömer Bey bizim elimize esir olarak düşmedi. Diyelim ki bu arada kazandık savaşı. Helal olsun benim ordularıma. Diyelim ki Kareti Ömer Bey benim elime esir olarak düşmedi. Zaten Çanakkale'yi ele geçirdiğimiz anda bu diyarda Kareti ile oğullarının hiçbir mülkü kalmıyor. Ve ele de geçirdik evet. Kareti Ömer Bey, Kareti oğullarının kralı, sultanı şu anda bizim elimizde esir dostlar evet. Ama artık şöyle bir şey var. Artık Kareti'nin paşalarına, lordlarına, kralına para verir. Kimse kalmadı. Çünkü hepsi bizim elimizde. Hepsi bizim elimizde yani. Evet yükseltmeler var. 4 tane talimli Haçlı yayası. 3 tane Kayı Alpi. 1 tane Kayı Alp okçusu. 2 tane Bizans kahraman çavuşu. Gayet güzel. Şu talimli Haçlı yayalarını birazcık yukarıya çıkarabiliriz. 2 tane Osmanlı delisi. 1 tane Haçlı atlısı. Gayet güzel. 2 tane Osmanlı akıncısı. Harika. 2 tane de Osmanlı sağ ulufesi. Böylece elimizdeki Osmanlı sağ ulufelerinin sayısı 6'ya kadar yükseldi. Ordumuzun gerçekten kapasitesi gün geçtikçe artmaya devam ediyor dostlar. Hemen şöyle değerli şeyleri elimize geçirelim. Bunları da pazarlarda satar karımızı ederiz. Gayet güzel abi evet. Toplamda 369 akçe kazandık bu savaştan. Ve artık Çanakkale adeta boşaldı dostlar. Artık kimse kalmadı Çanakkale'de. Sadece 270 kişilik bir ordu söz konusu. Şimdi gideceğim birazcık daha ordu toplayacağım kendime. Hani ne olur ne olmaz abicim. Bu savaşı garantiye almak adına özellikle Bizans köylerinden kendime gerçi Balanlı köyünden de toplayabiliriz. Bir dakika buradan. Biga Kalesi Memlük Sultanlığından Emir Atis tarafından kuşatıldı. Ya Memlük. Bunu bana yapmayın abi. Bunu bana yapmayın ya. Bak ben burada bir beyliği yıkmak üzereyim tamam mı? Bir beyliğin başına darbeyi vurmak üzereyim. Bitirmek üzereyim o beyliği. Ya bir de siz geliyorsunuz gereksiz şekilde benim kalelerimi kuşatıyorsunuz. Oğlum benim sizinle bir derdim yok sevgili Memlük. Bak buradan sultana sesleniyorum. Benim sizinle bir derdim yok. Allah aşkına. Gerek yok böyle şeylere. Bilmem anlatabildim mi yani? Gerek yok böyle şeylere. Oha! Oha! O ne lan öyle? 148, 151, 134. Yok yani oha. Tamam abi güzel. 5 tane daha gönüllü aldık yanımıza. Elimizdeki orduların sayısını biraz arttıralım. Biga'ya öyle dönelim. Aksi takdirde savunmamız çok zor. Oğlum bu ne demek? Bak şurada toplam 300 var. 130 da burada var. 430 kişiye karşı harp edeceğiz abi. 430 kişi. Yani bu biraz sıkıntılı bir durum abi gerçekten. Şimdi ben sizinle barışmak istiyorum efendim. Kerem Paşa siz efendisi olmayan. Tamam tamam çok konuşma tamam anladım. Barışmayacaksınız. Gelin lan o zaman. Gelin lan o zaman madem barışmayacaksınız yaptığınız şeyin de sonuçlarına katlanacaksınız kardeşim. Madem benimle barışmak gibi bir derdiniz bir planınız yok. Keremli devletinin gücünü ben size göstereceğim. Ben size göstereceğim. Kareti oğulları beyliği eğer ona Mahir Paşa isimli esirini satmak istersen sana 1600 akçe öneriyor. Reddediyorum abi. Şu anda hiçbir Kareti oğlu paşasını bırakmak istemiyorum. Evet geldiler. Geldiler Allah'ım geldiler. 433 kişi vs 108. Allah'ım çok zor olacak. Çok zor olacak. Ya bak önemli olan şu. Biz her türlü savunuruz tamam mı? Evelallah biz bunları yeneriz. Ama önemli olan şu çok fazla kayıp vermememiz gerekiyor. Cidden söylüyorum çok kayıp verirsek eğer Çanakkale kuşatması planlarımız maalesef suya batacak suya düşecek. Yani şu anda 108 kişiyiz ve 108 kişiyle evet Çanakkale'yi ele geçirebiliriz. Ama atıyorum burada biz 30 kişiyi kaybedersek 70 kişiyle biz Çanakkale'yi ele geçiremeyiz abi. Ya öyle de bir şey var şimdi. Yani bizim bu savaşta Biga Kalesi savunmasında gerçekten az kayıp vermemiz gerekiyor. Çok kayıp verirsek Çanakkale kuşatması, Çanakkale savaşı maalesef ertelenmek zorunda kalacak. Ben bunu istemiyorum abi. Ben bunu istemiyorum. Şimdi ben buradan birazcık ok atmaya çalışayım bu elemanlara. He, tam dik duramadığım için tabii atamıyorum abicim şu anda. Tamam olsun gelsinler o zaman. Gelsinler o zaman. Tepede durduğum için abi şu an duruşuma baksanıza zaten. Bak 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 görüyor musun? Ne yapıyor? Halay çekiyor anasını satayım. Ordunun üstünde halay çeken sultan. İşte böyle bir adamdı Kerem Sultan. Öldükten sonra böyle diyeceğiz. Her neyse abicim bekleyelim bakalım. Yalnız bizim zırh, başlı, kılıç yani her şey gerçekten bizi çok karizma gösteriyor abi öyle söyleyeyim. Şimdi bizim burada asıl işi yapacak olan şu tepedeki okçularımız abi. Sakın tepeyi terk etmeyin bak. Benden emir almadan tepeyi falan terk etmiyorsunuz.
tutuyoruz ona göre. Yani aman diyeyim, aman diyeyim. Bu arada aşağıdan bayağı bir ok yağmuruna da tutuyorlar bizi. Ya var ya, aslında ben şu anda aşağı atlasam buradan, ciddi diyorum, bunların hepsini teker teker 1v1 kılıç savaşlarında indiririm yani. Ama bir anda orada işte 400 kişi abi adamlar. Bir anda orada 100 kişi benim üzerime çullanacak. Hayır, biri de biz eğer ölürsek kale kaybediliyor be abi. Yani tamam, tekrar başlıyoruz falan ama yani çok sıkıntı oluyor, anlatabildim mi? Tekrar savaşa başladığımızda canımız düşük oluyor falan, o yüzden öyle bir çılgınlık yapmayacağım abi. Abi bu arada biz bu orduların üzerindeyken nasıl geriye doğru kayabildik? Hayır, bir de kötü olan şu, aşağıda inemiyorum. Şu an ben yön tuşlarına basıyorum bu arada. Kamera falan olmadığı için bir şey belli olmuyor da. Basıyorum şu anda yön tuşlarına ama bir yere hareket de edemiyorum. Zıplayamıyorum da. Ya geriye doğru beni ittiler şu anda. Ben geride kaldım. Hani gidemiyorum da bir yere. Çok sinir bozucu. Çok can sıkıcı gerçek. Neyse, tavaf edeyim bari. Şöyle dönelim. Mesnevi'den ders aldım. Neyse tamam abi, tamam. Yet. 440 kişiye karşı savaşıyoruz. 440 kişiye karşı savaşıyoruz. Gerçekten biraz ciddiyet. Tamamdır. Şimdi karşımızdaki ordu Memlük ordusu, tamam mı? Bu adamlar çöllerde savaşmış, güneşin altında savaşmış adamlar. Bunların direnç kuvvetleri yüksektir. Kolay kolay savaş kaybetmezler. Ha, zamanında Sakarya'yı bunlara karşı savunmayı başardık mı? Başardık. Ama bu sefer sayıları çok daha fazla. 440 kişiyle geliyorlar hocam. Evet, geliyorlar bu arada. Ciddi ciddi geliyorlar. Eyvahlar olsun. Vuramıyorum ki. Heh, biraz vurabiliyorum gibi. Oğlum hiç vuramıyorum lan. Hiç vuramıyorum lan. Abi önümü açın, önümü açın, önümü açın lütfen. Rica edeceğim, önümü açın. Rica edeceğim bak. Açmıyorlar ki, bir dakika, vuramıyorum kardeşim. Vuramıyorum, duymuyor musunuz? Heh tamam, şimdi vurabiliyorum biraz. Güzel, ben buradan bayağı bir adam indiririm. Bizim kayıp vermememiz lazım. Aman diyeyim, kayıp vermeyelim, aman. Aman, hala vuramıyorum bu arada, hala vuramıyorum. Abi beni indirir misiniz buradan? Ya rica edeceğim, beni indirin buradan ya. Allah Allah. Tamam, heh, ineceğim gibi, ineceğim gibi. Birazcık öne doğru geldim şu anda. Tamam, hala tam vuramıyorum ama. Tamam, sorun yok abi, sorun yok. Hala biraz vurabiliyorum. Bu arada şu ana kadar hiç kayıp vermedik hala. Hala hiç kayıp vermedik. Gayet güzel, gayet güzel. Bayağı da indiriyoruz. Adeta kılıçtan geçiriyoruz abi. Yalnız bak, bu var ya, bu şu an yaptığımız şey tarihe Keremli taktiği olarak kazınacak. Ne diyecekler abi tarih kitaplarında? Sultan Kerem ordusunun kafasının üstüne çıkardı. Oradan düşman ordularını keserdi kale kuşatmalarında diyecekler. Yalnız inanılmaz taktik ha bu arada. Oğlum aşağıya kalkan mı uçtu, ben mi öyle gördüm? Mükemmel bir görüntüydü. Çok iyi abicim, pek hasar da almıyoruz. Harika gidiyoruz şu anda. Muazzam. Evet, bir hasar aldık, bir şey olmaz. Çok büyük bir sıkıntı değil. Yani şu an eğer böyle hasar almaya devam edersek, biz bunları indirene kadar ben düşmem. Yaralanmam muhtemelen. Bayağı da vuruyoruz bu arada. Evet, bir tane maalesef talimli açlı yayamız düştü. Tamam, sorun değil, sorun değil. Bir tane olabilir abi. Büyük bir savaştayız. Büyük bir harpteyiz şu anda. Bak nasıl akın akın geliyorlar abi, görüyor musunuz? Nasıl akın akın geldiklerini görüyor musunuz abi? Biraz hasar almaya devam ediyoruz bu arada, ufak ufak. Büyük bir sıkıntı hala yok. Gayet iyi idare ediyoruz şu anda. Hatta bir tane Memlük askerinin şu anda kalenin içerisine girmesine bile izin vermedik. Oo, bayağı hasar almaya başladık. Bayağı hasar almaya başladık. Bayağı hasar almaya başladık. Aman dikkat ederim. Aman dikkat ederim. Abi bizi çünkü yine iyice geriye doğru attılar. Allah aşkına ben şuradaydım ya. Nasıl buraya geldim şu anda? Böyle bir sele kapılmış gidiyor gibi hissediyorum yani kendimi. Bu arada pek fark edilmiyor ama gerçekten bayağı bir indiriyorum şu anda. Vurduğum iniyor, vurduğum düşüyor yani gerçekten. Zaten sol alt taraftan bakarsanız eğer, yani sürekli Kerem Paşa tarafından düşürüldü yazıyor. Artık onu da bir sultan yapmamız lazım bu arada, şaka bir yana. Artık sultan olduk. Gayet güzel. Şimdi bir kayıplara bakmak istiyorum. Şu an biz sadece 1 ölü vermişiz. Karşı 101 ölü vermiş abi. Karşı 101 ölü vermiş. Biz sadece 1 ölü vermişiz. Harika. Harika. Vurun abicim. Vurun, acımayın. Vurun. Vurun. Bize ait olan bir şeyi ta Mısır çöllerinden gelerek almak isteyen bir ordu var şu anda bizim karşımızda. Yani bunlara acımak gerekmez abi. Sen Mısır çölünden geliyorsun. Anadolu'nun bağrındaki Keremli toprağını Keremli'nin elinden almaya çalışıyorsun. Yani yapılacak iş değil, yapılacak iş değil. Allah aşkına. Bak bu coğrafyadan bir devlet olsa, tamam mı? Gelse Osmanlı bana savaş ilan etse, acımayın demem. Bu coğrafyada yaşıyorlar. Bu coğrafyadaki topraklar da onların da hak ettiği topraklar. Üzerinde hak ettiği topraklar. Ama sen ta kalkıp Mısır'dan Keremli toprağını almak için gelirsen adamı böyle tek tek düşürürler abi. Anlatabildim mi? O yüzden acımayın ordularım. Vurun. Sultanınızı dinleyin, acımayın. Çok güzel. Hala sadece bir tane ölü verdik. Karşı şu an 137 ölü verdi. Zaten 430 kişiyle gelmişlerdi. Şu anda 300 kişiye kadar düşürdük düşman ordu sayısını. Gayet güzel. 300 kişiye karşı da biz burayı zaten çok rahat savunuruz. Bir de şöyle bir şey var dostlar.
Biraz fazla konuşuyorsam kusura bakmayın. Biga Kalesi gerçekten ele geçirilmesi zor bir kale. Hatırlayacaksınız biz de Biga'yı yaklaşık 3-4 kuşatmada ya da 2-3 kuşatmada ele geçirdik. Çünkü özellikle şu tepedeki okçular bize gerçekten çok büyük sorun çıkardılar. Yani biz kaleye girsek bile tepedeki okçular bizi vurarak düşürüyorlardı. O yüzden maalesef ilerleyemiyorduk. Şimdi aynısı Memlu'ya oluyor. Yani Biga Kalesi kimin elinde olursa kolay kolay o devlet Biga Kalesi'ni düşürmez, düşmana vermez. Çünkü savunma kapasitesi tasarım olarak gerçekten inanılmaz yükseltilmiş bir kale. O yüzden bir sorun çekeceğimizi düşünmüyorum. Rahat şekilde savunmamızı yapacağız ve Memlük ordularını geldikleri topraklara, Mısır'a geri göndereceğiz dostlar. Hiçbir inanç kalmayacak işlerinde bize karşı olan savaşlarını kazanacaklarına dair. Yani şu anda şey diyor olabilirler. Keremli zaten yeni kurulmuş bir devlet. Yani biz koskoca Memlük'üz. Yıllardır, yüzyıllardır burada hüküm sürüyoruz. Biz bunları yeneriz. Yok öyle bir şey. Keremli yeni kurulmuş ama son derece tecrübeli bir devlet. Tecrübeli ordulardan oluşan bir devlet. O yüzden bizi kolay kolay kimse yıkamaz Memlük de dahil olmak üzere. Ne kadar tecrübeli olurlarsa olsunlar abi. Gayet güzel. Düşürmeye devam ediyoruz hala teker teker orduları. Harika gidiyoruz gerçekten. Çok güzel, bir tane daha düşürdük. Şu an düşman 187 kayıp verdi abi. Çok iyi. Yani verdikleri kayıp sayısı şu anda 200'e çok yaklaştı. 200 kayıp verdiklerinde geriye sadece 230 orduları kalmış olacak. Gayet güzel, şöyle tepeden vuralım. Oy oy oy, vurduğumuz herkesin kafasına indiriyoruz abi kılıcı. Çok iyi. Çok iyi. Çok güzel. O kadar çok kayıp verdiriyoruz ki şu an sadece tek başımıza bile yani büyük bir orduyu yok ettik biz bu arada. Tek başımıza bile. Ama biz gerçekten yürekli bir sultanız. Ordumuzun başında girmediğimiz bir harp yok. Ne meydan muharebesi ne kale kuşatması. Ordumuzun başında girmediğimiz bir harp yok abi. Gerçekten inanılmazız. Gerçekten muazzamız. Harika. Devam. Devam. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Hala her vurduğumuzu indiriyoruz abi. Hala mükemmel ilerliyoruz. Kaç kişi kaldılar acaba? Çok merak ediyorum. Şu an 230 kişiyi düşürmüşüz. Geriye sadece 200 kişi kaldı abi. Çok güzel. Şöyle vuralım. Sağdan soldan bir taraflardan vurmaya çalışalım. Şöyle tepeden vurabilsem aslında daha iyi olacak ama şu anda tepeden vuramıyorum maalesef. Tamam, sorun değil. Sorun değil. Çünkü yandan vurduğumda kalkanlarını kullanabiliyorlar. O da kendilerinin savunmalarına müsaade eden bir durum oluyor. Tamam, şimdi tepeden vurabilirim galiba. Aynen, şimdi tepeden vurabiliyorum. Harika. Evet, beni yine biraz geriye attılar. O yüzden yine tepeden vuramıyorum. Tamam, sıkıntı değil abi. Yandan vurarak da indiririz. Sorun değil. Sorun değil. Aynen öyle. Sağ, sol, yukarı her yerden vurarak indiririz. Bu arada korktuğum şey olmadı. Hani savaşın başında dedim ya, bizim bu savaşta çok kayıp vermememiz lazım. Zira hemen bundan sonra da bir Çanakkale kuşatmamız olacak. İşte öyle bir durum yaşanmadı abi. Çünkü gerçekten kayıp vermedik neredeyse. Çok güzel. Çok güzel. Harika. Harika. Devam. Devam. Vurmaya devam. Tepeden de vuralım. Harika. Tepeden zaten her vurduğumuzda birini indiriyoruz abi. Tepeden vurunca gerçekten düşman savunamıyor kendini. Çok güzel. Ama bulunduğumuz konum yüzünden maalesef tepeden pek vuramıyoruz. Olsun abi. Çok güzel. Birini daha düşürdük. Ve bizim canımız hala son derece yüksek. Yani canımız hala yarıdan yüksek abi bu arada. Gayet iyiyiz o yüzden. Kaç kayıp verdik? Hala sadece bir ölümüz var lan. Şaka gibi. Karşı 273 kayıp verdi şu an. 273 ölü. Bir de 23 yaralı. Yani toplam yaklaşık olarak 300. Yani geriye sadece 130 orduları kaldı abi. Muazzam. Lan beni niye iyice geriye attınız? Beni niye iyice geriye attınız? Benim ileri gelmem lazım. Bak, açın benim yolumu. Benim yolumu açın. Tamam, buradan da vurabiliyorum evet ama açın yani yine de yolumu. Önümü açın kardeşim. Yapmayın bak, yapmayın. Siz pişman olursunuz değerli ordularım. Yapmayın, güzellikle söylüyorum size. Önümü kapamayın benim. Benim önümü kapamayın. Çok güzel. Önümü kapamalarına rağmen hala vuruyorum bu arada. Hem de sağlam vuruyorum yani. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Bayağı vuruyorum. Muazzam. Harika. Çok güzel. Çok az kişi kaldı abi. Birazdan bitecek. Çok az kişi kaldı. Evet, bir tane yaralı verdik maalesef. Büyük Selçuklu piyadesi yaralandı. Olsun. Olsun. Sorun değil. Büyük bir sorun değil. Çok güzel. Bir tane yaralıdan bir şey olmaz. Zaten yarası iyileşir. Döner grubumuza, ordumuza. Çok iyi. Artık bu arada bu bir grup değil yani. Bu artık büyük bir ordu abi gerçekten de. Çok güzel.
Hayır, bir de ordunun sayısından çok bizim ordumuzun içindeki askerlerin tecrübesi gerçekten inanılmaz yüksek. Bu arada bitti abi. Şimdi bak, şimdi benim buradan inmem lazım, tamam mı beyler? Şimdi benim buradan inmem lazım. Teşekkür ederim, teşekkür ederim. Şimdi bana yolu açın abi. Bana yolu açın, oradakini benim indirmem lazım. Beyler bana yolu açın, beyler aşağı nasıl ineceğim? Bana yolu aç, aç yolu bana, aç 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 aç. Aç, yolu aç. Kardeşim bak, yolu aç. Lütfen, rica ediyorum. Çekil, aynen şuradan zıplayacağım, geçeceğim. Açın bana yolu hadi. Bekletmeyin beni, işimiz gücümüz var. Daha Çanakkale kuşatacağız, hadi. Kardeşim seni vururum. Seni vururum, okla vururum seni. Ölümden çıkar mısın lütfen? Ya kusura bakma şimdi, kendi orduma, kendi askerime vurmak da istemezdim. Ama yolumu açmıyorsunuz, bak yolumu aç. Yolumu aç benim. Bak hala açmıyorlar. Tamam şunu bari okla vurun şuradan. Bir şey yapın oğlum, Allah Allah. Duruyorsunuz öyle. Tamam hücum desem. Tamam ne değişti? Hiçbir şey değişmedi. Beni takip edin desem. Aferin, aç aç aç. Aç, ben şuradan çıkayım gideyim. Lan aç yolumu, aç yolumu aç. İnemiyorum aşağı. Allah'ım yarabbim. Bak bir tane adam kaldı, görüyorum şurada bir yerde. Gidemiyorum ama. Tamam beni takip edin diyeyim tekrar. Yolumu birazcık daha açsınlar. Aynen aynen aynen. Oğlum düz devam lan, düz devam lan. 10 adım öne çıkın abi. Ah tamam güzel, okla düşürdüler abi. Bizim haçlı attığımız adamı okla düşürdü, gayet güzel. Yani savaş kazanıldı dostlar. 430 kişiyi 108 kişiyle az önce mağlup ettik abi. Sevinin beyler, sevinin. Hakkınızdır sevinmek. Hakkınızdır. Benim tepedeki okçuların hepsi öldü mü ya? Neyse. Sadece bir ölü bir yaralı. Bak trafik kazalarında bundan daha çok kayıp oluyor. Sadece bir ölü bir yaralıyla 430 kişiye karşı kendimizi savunduk abi. Kendimizi 430 kişiye karşı savunduk az önce. Şimdi bu kalanları ben ne yapmam ki abi? Bu kalanları ben ne yapmam ki? Evet şimdi gelin bakalım. Bir de sizin üstüne meydan muharebesinde de yeneceğim. 106'ya 88 gayet güzel. Yeneriz, rahat yeneriz. Yani abi kalede 430'a 108 yendik. Burada 88'e 108 mi yenemeyeceğiz? Yani şimdi bir de 430'la girmişlerdi. 345'i kaybettiler. Geriye 88 kaldı. O kaybeden, yani daha doğrusu geriye kalan 88'de bitireceğiz. Bir daha da benim topraklarımın, benim kalelerimin yakınından geçerseniz var ya, sizi doğduğunuza pişman ederim oğlum. Pişman ederim yani. Keşke doğmasaydım da Kerem Paşa'nın, Kerem Sultan'ın karşısına çıkmasaydım dersiniz yani. O derece. Çünkü şu an büyük bir kin duydum size. Tam Mısır'dan geliyorsunuz, benim Anadolu'daki topraklarıma karışıyorsunuz. Bak. Bu olmaz. Bu olmaz. Tamam mı? Ona göre yani. Bir daha görmeyeyim. Bir daha görmeyeyim. Gayet güzel. Gayet güzel. Çok iyi. Harika. Hemen şöyle devam. Şurada bir tane var. Koşuyor. İndirdik onu da. Çok güzel. Evet. Seviyemiz arttı bu arada. Gayet iyi haber. Gayet iyi haber. Şurada bir tane deveyle gezen bir adam var. Develerin canı çok yüksek oluyor abi. O yüzden ana amacımız deveye değil de adama vurmak olsun. Şöyle. Oo, direkt deveyi düşürdük. Adamı da düşürdük. Oha. Ne yaptıysak bilmiyorum. Hem adam öldü hem deve öldü abi. Bir taşla iki kuş. Gerçekten çok güzel. İndirin abi bunları. Bu savaş bizim için basit bir savaş hocam. Bu savaş bizi zorlamaz. Hemen şunu da indirdim. Gayet güzel. Bunu da indirdim. Gayet güzel. Devletimiz büyümeye devam ediyor abi. Gerek Memlük ordularına, gerek Kalesioğulları ordularına karşı devletimiz üstünlüğünü korumaya devam ediyor. Köylerimiz zenginleşmeye devam ediyor. En son Fejer köyümüz fakir durumundan zengin durumuna geçmişti. Biz zaferleri elde ettikçe, biz topraklar kazandıkça ve topraklarımızı genişlettikçe bizim mülklerimizin de zenginlik seviyeleri artmaya devam ediyor. Gerçekten bir dahaki vergi dönemini heyecanla bekliyorum. Çünkü bayağı bir vergi kazanacağız abi. Çok güzel, çok güzel. Savaşta şu anda bu arada hiç kayıp vermedik. Sıfır yaralı, sıfır ölü. Karşı zaten bitmek üzere. 3 tane düşman kaldı geriye. Onlar da büyük ihtimalle kaçmaya çalışıyorlar. O yüzden biliyorsunuz ben kaçan ordudan, kaçan askerden nefret ederim abi. O yüzden onları yakalamaya çalışalım. Şu anda 2 tane firari var maalesef. Güzel, tamam. 2 firariyi de tamamladık savaşı. Şimdi biz 3 tane Memlük emirine karşı mücadele ettik ve kazandık. Bunlardan illaki en azından bir tanesi esir olarak düşecektir bizim elimize. Evet, 2 tane daha kalmış. Oğlum bu da korkutucu bir görüntü lan bu arada. Düşünseniz abi, 2 kişisiniz tamam mı? 2 kişi. 2 kişisiniz böyle, savaşmaya çalışıyorsunuz. Karşınıza şöyle bir şey geliyor. Şöyle bir şey geliyor karşınıza. Anlatabildim mi yani o korkuyu tam olarak? Şöyle bir şey. 2 kişisiniz sadece. Bak bak bak, kıyamam lan gariplerim. Kıyamam, seni ben indireceğim. Güzel. Aa bu bizim askermiş, pardon. Çok güzel abi, çok güzel, tamamdır. Bir tanesi düştü galiba. Yo düşmemiş, ikisi de yaşıyor şu an. Tamam ben geri çekileyim, siz halledin. Ben geriden kral olarak izleyeceğim sizi.
E bitirdiniz zaten, tamamdır abi. Gayet güzel. Tebrik ederim ben ordularımı. Gayet iyi. Harikasınız abi. Harika. Emir Ukayis kaçtı. Emir Atis kaçtı. Ya üçü de kaçtı. Şaka mı ya? Ulan üçü de kaçtı ya. Beklemiyordum ya. En azından bir tanesini bu emirlerden elime geçirmeyi bekliyordum. Ama bir tanesini bile ele geçiremedik abi maalesef. Olsun, sorun değil. Olsun, sorun değil. Gayet güzel. Şunları bir yükseltelim hızlı bir şekilde. Oo, 10 tane Haçlı savaşçısı. Gayet iyi. 3 tane Haçlı atlısı. 2 tane Osmanlı akıncısı. 3 tane Osmanlı sağ ulufesi. 9 tane Osmanlı sağ ulufemiz oldu abi. Muazzam. Envanterim dolu, bir şey almayacağım şimdilik sizden. Şimdi yine yükseltmeler var bu arada. Bir tane Bizans kıdemlisi. Bir tane Kayı Alpi. Bir tane Osmanlı delisi. Gayet güzel. Bizim kendimize dair de bir yükseltmemiz var. Zekaya vereceğim. Nayı arttırabiliyoruz sonunda. Çok güzel haber. Bir de neyi arttıralım? Neyi arttıralım? Neyi arttıralım? Bilmiyorum. Neyi arttıralım abi? Avcılık, okuma. Lider liderliği şu anda arttıramıyoruz. Liderlik için ne gerekiyor? Karizma gerekiyor. Karizmamız şu anda pek yüksek değil abi. İlk yardımı arttıralım. Aynen öyle. İlk yardımı arttırmak mantıklı olabilir. Gayet güzel. Tamamdır. Harikayız. Şimdi artık şu ismimizi de bence bir değişelim. Artık biz bildiğiniz üzere Kerem Sultan'ız dostlar. Daha Kerem Sultan değil de Sultan Kerem yapalım. Sultan Kerem bence daha güzel oluyor. Daha uyumlu oluyor. Evet, artık baktığınızda Sultan Kerem ve orduları yazıyor abi. Sultan Kerem'in orduları yazıyor. Gayet güzel. Harika. Şimdi hemen bir Bursa şehrine gidelim. Elimizdeki malları bir satalım. Pazar yerine gir. Silah tüccarında 302 akçe var. Bir şey yokmuş. Zırh tüccarında 1021 akçe. At tüccarında 780. Erzak'ta 1160 var. Tamam. Hepsini buna satacağım abi. Elimdeki satabileceğim malların. Tamam, güzel. 1062 akçe buradan aldık. Bir de zırh tüccarıyla konuşalım. Ona da bir şeyler satalım. Şöyle elimizdeki bazı malları. Bir tane de deve vardı. At var. 2 tane. Gayet güzel. Bir tane zırh var. 136 dukat ediyor. Bir tane daha at var. Tamamdır. Diğerleri zaten tamamen gıda ürünleri. Onlar bizim birliğimizin açlık ihtiyacını giderebilme adına kullanacağı gıdalar. Onları tabii ki de satmayacağız. Hatta yakın bir zamanda, evet, orduma duyurumdur. Değerli ordum, yakın zamanda sizler için bir erzak alışverişi yapacağız. Evet, sizlere yeni yeni erzaklar getireceğiz. Son zamanlardaki bu başarılarınızdan ötürü artık böyle yeni erzakları, yeni yemekleri hak ettiniz bence kesinlikle. Gayet güzel abi. Şimdi artık hedefimiz, amacımız Çanak. Artık amacımız Çanakkale abi. Başka bir şey değil. Ya Çanakkale'deki birliklerin sayısı biraz artmış ama. Yani 20, 40, 10 daha 50, 270 de orada var. 320 kişi falan olmuşlar abi. Ben kendi köylerimden ordu toplayamıyor muyum? Yani sanki onu fark ettim. Sanki kendi köylerimden ordu toplayamıyorum gibime geldi. Neyse, tamam, gidelim birazcık kendimize ordu toplayalım abi. Güzel, 6 tane aldık galiba. Harika. Mezgit'e gidelim hemen. Güzel. Kaç tane? Bir tane buradan geldi. Olsun. Tamam. Düşük bir sayı ama olsun. Sorun değil. Ulu Güney köyüne gidelim. Ya bir yeri kuşatmış olmasınlar lütfen. Burada 2 bir ordu toplayacağız. Güzel. 6 tane de buradan geldi. Nedense bana genelde hep en çok ordu Bizans topraklarından, Bizans şeylerinden çıkıyor. Oo evet, güzel. Haftalık bütçe raporu geldi abi. Sakarya'dan 2100 dukat kira gelmiş. Harika. Fejer köyünden 1000 dukat kira gelmiş. Muazzam. Çünkü Fejer köyü biliyorsunuz zengin bir köy abi. Sultan Kerem grubu için asker maaşları 4000. 3600 dukat kardayız abi. Artık 9124 dukatımız var. Gayet güzel. Gayet güzel. Yani haftalık 3600 dukat kar gerçekten iyi bu arada. Öyle söyleyeyim. Biz şu an nereye gidiyoruz? Bozoyuk köyü. Evet, oradan çıkmadı maalesef bize bir şey. Tamam, madem bu kadar geldik Piyulfa'ya da gidelim. Buradan da çıkmadı. Neden çıkmıyor lan? Nişan köyüne de gidelim madem. Sakarya Memlük Sultanlığından Emir Lakem. Ya siz dersinizi almıyor musunuz kardeşim? Allah Allah ya. Ulan adamları yeniyorum yeniyorum. Geri gönderiyorum gönderiyorum. Adamlar geliyorlar, geri ele geçiriyorlar ya. Böyle bir şey yok ya. Lan ne doymaz adamlarsınız siz. Yenilgiye doymayanında bu kadar, yani ilk defa görüyorum bu kadar yenilgiye doymayanını. Ne yapacaksın? 120 kişiyle mi kuşatacaksın, alacaksın kaleyi? Oğlum siz bizi 440 kişi yenemediniz. Kendine gel Lakem. Kendine gel. Manyak manyak işler yapma. Allah'ım yarabbim ya. Neyse, bunu da artık bir dahaki bölümde halledeceğiz abi. Çok güzel bir bölüm oldu. Umarım sizlerin de hoşuna giden bir bölüm olmuştur dostlar. Eğer videoyu beğendiyseniz bir like atmanız yeterli. Açıklamadaki linklerden de Kerem Yılmaz Discord sunucusuna katılabilir ve Instagram hesabımı takibe alabilirsiniz dostlar. Şimdilik benden bu kadar. Hepinize iyi günler, iyi oyunlar. Bay bay.